Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersteki konumuz atomik ve iyonik dizilmeler ve düzenlerde hatalar ki bunları daha önceki derste de ele almıştık. Bir iki önceki derste. Burada biraz daha detaylandıracağız. Ee, üç temel hatayı tanımlamak amacımız noktasal hatalar, çizgisel hatalar ki bunlar dislokasyonlardı ve yüzey hataları. Değişik tür hataların neden ve etkilerini araştırmak. E, noktasal hatalar nedir? Diğer noktasal hatalar e, nelerdir? E, çizgisel hatalar, dislokasyonlar, dislokasyonların gözlenmesi, dislokasyonların önemi, e, kanunu, kristal yapı üzerine e, etkisi bu dislokasyonların yüzey hataları ve hataların önemi üzerine duracağız. E, tüm malzemeler e, atomik atomik e, dizilmede büyük hatalar içerir. Bu hataların malzeme davranışları üzerinde de büyük etkisi vardır. Hataların e, miktarı ve e, oranı ve büyüklüğü arttıkça, e, mikro yapıdaki bu hatalar e, malzemenin makro dayanımını da etkilemektedir. Malzemenin makro davranışı mikro davranışının bir yansıması olarak e, görülmektedir. E, noktasal hatalar neydi? kristallerde bir veya bir'den fazla bölgede oluşan kusurlardı boşluk şeklindeydi Örneğin hemen şimdi burada örneğini görelim şu hatasız bir yapı Örneğin kristal e, dizilimlerinde e, ama bir boşluk oluştuğu zaman bu atomların diziliminde e, bu e, boşluk hatası olmuş e, oluyor noktasal hata olmuş oluyor e, genişlemiş hatalar Kristalin malzemede belirli bir hacmi içine alan atom veya iyonların oluşturduğu hatalardır. Dislokasyonlar ve istif hataları. E, dislokasyonlar birden fazla atomla ilgiliydi. Hemen daha önceki dersimize de bir bakalım. E, daha önceki dersimizde yani iki önceki dersimizde gördüğümüz atom dolgu faktörünü bu derste kullanacağız. Onu da hatırlayalım. E, şimdiden söyleyelim onu, yüzey merkezli kübik kristal kafeste, yani YMK olarak simgeliyoruz. E, bu formülasyonların çıkarılmasını da anlatmıştık, neden böyle olduğunu. Yüzde %74 dolu ve yüzde %26 boşluk vardır bu e, kafes sistemde, e, yüzey merkezli kristal kafeste. E, nasıl çıktığını ve çeşitli örneklerini e, demir örneklerinden bunları anlatmıştık allotropi e, konusuna da değinmiştik hacim merkezli kübik e, kristal kafeslerde yani hmk yüzey merkezliler e, ymk ne, neydi tekrar hatırlayalım e, yüzeyde atom bulunması atomun yani bizim geçirdiğimiz e, yüzeyde tam atomun yarısından e, geçiyordu. YMK ki burada e, %74 doluluk oranı çıkıyor. E, Hesaplamaların nasıl çıktığını da anlatmıştık. HMK'da ise kafesi geçirdiğimizde orta kısmında e, bu kafesin atom bulunmakta. Yani o kafes o atomu tam e, kapsamakta. Buna da HMK diyoruz. Ve buradaki boşluk %68 daha fazla bir, e, doluluk %68 daha fazla bir boşluk oranı var. Az öncesinde yüzde yetmiş dörttü. Bir de sıkı paket e, hexagonal e, kristal kafes vardır. Buna da HSP diyoruz. Demek ki yüzey merkezli. Atomun e, kafesin yüzeyinde atomun bulunması. E, yarısının o yüzeyde olması. Hacim merkezli. E, kafesin ortasında atomun e, bulunması. Buna da HMK diyorduk. E, yüzey merkezli de YMK'da tekrar edelim yüzde doluluk var hacim e, merkezli de e, HMK'da yüzde doluluk var bir de sıkı paket e, hexagonal kristal kafes yapısı var yani altıgen şeklinde e, yüzey yapısı var bu kafesin ve bu altıgenin köşelerinde e, ve merkezinde atomlar e, bulunmakta. O yüzden sıkı paket diyoruz buna ve HSP olarak gösteriyoruz. Burada da yine bu işlemleri yaptığımızda ki bunun çıkarılmasının detayına girmemiştik. Diğer ikisinin çıkarılmasının detayına girdik. E, bu da teforal olduğu için diğer sonucunu verdik. E, %74'ü bunun dolu. Yine aynı yüzey merkezli yani YMK ile e, sıkı paket e, hegzagonal yani HSP aynı yüzde yetmiş dört doluğa sahip. Hacim merkezli ise yüzde altmış sekiz doluğa sahip. Bunları hatırlayalım çünkü birazdan kullanacağız. Ee, daha önceki, iki önceki dersimizde işte noktasal hatalardan bahsetmiştik. Burada biraz daha detaylandıracağız. Bakın e, bu atomlar arasında bir boşluğun bulunması e, veya ki buna boş yer hatası diyorduk. Burada asal yer hatası veya yer alan hatası da denilen şey ise kristal yapıdaki atomlardakinin atomun yerine orada başka bir atomun bu kristal yapıya girmesi. Dikkat edin burada başka bir atom girdi. O yüzden buna yer alan de, deniyor veya asal yer deniyor. Yer alan. Başka atomun yerini aldığı için. Veya Kristal yapıdaki boşlukta, hani az önce dedik ya mesela %74 doluluk var, diğeri boşluk. Bu boşluktan herhangi birinde, birine, bir hücreye başka bir atomun girmesi, buna da ara yer. Çünkü o boşluk ne? Ara yer. Atomlar arasındaki bir ara yer olduğu için buna da ara yer hatası deniyor. Bunların hepsi noktasal hatalar. Dolayısıyla noktasal hatalar, o hatayı oluşturan bir atom var. Yani en azından o bölgede. E, birden fazla değil. Fakat bu atom tabii ki diğer atomlarında e, dizilimini etkiliyor. Onu da göreceğiz. E, ama dislokasyon dediğimizde ise bakın burada bir kenar dislokasyonu mesela şu şekilde birçok atom var. Yani kristal yapıdaki birçok atomu içine alan bir e, kusur oluyor bu. E, veya vida dislokasyonunda şu şekilde öteleme vardı hatırlarsak. Burada da yine birçok atomu en azından iki atomu mesela etkisi altına alan bir iki atomun oluşturduğu en az ki şu seviyeye gidecek de yine burada atomlar var. Hatalar idi. Demek ki bunlar daha fazla sayıda atomun oluşturduğu çizgisel hatalar sınıfına giriyor. Şimdi bunu söylemek için buraya gelmiştik. Bahaneyle başka konuları da hatırladık. Ee, i̇şte genişlemiş hatalar o yüzden deniyor bunlara. Noktasal hatalar ne? Ee, boşluk hatası, e, yer alan hatası veya ara yer hatası. Ee, genişlemiş hatalar ise e, distakasyonlar, kenar distakasyonları veya vida distakasyonları. Ee, kristalin malzemede belirli bir hacmi içine alan atom veya iyonların oluşturduğu hatalar. Boşluk ne? Bir atom veya iyon kristal yapıda bulunması gereken yerde yoksa, onun yerine boşluk varsa bu bir boşluk anlamına gelir ve boşluk hatası denir. Ara yer hatası ne? Az önce de söylediğimiz gibi bir atom kristalde latis noktası yani kafesi oluşturan e, köşe noktaları diyelim, e, yapı taşları diyelim kafes sistemini oluşturan e, yapı taşlarındaki, yapı noktalarındaki, kafes yapısını simgeleyen yapı noktalarındaki e, kısımlara latis noktaları diyoruz. Bunların dışında bir yerde yerleşirse, ara yer neydi? Mesela iki atomun arasındaki boşlukta yerleşen başka bir atomdu. E, o zaman ara yer hatası oluşuyor. Yer alan hatası ise neydi? Kristal yapıdaki atomlardan birinin yerine o yapıda olmayan başka bir atomun girmesiydi. normal latis noktasında bulunan bir atom e, yani kristal yapıdaki bir atom başka bir atomla yer değiştirirse oluşan hata türüdür. Değişen atomların genelde boyutları aynı değildir hem ara yer hatasında hem yer alan hatasında e, farklı boyutlarda atomlar yani kristal yapıdaki orijinal atomlarından daha farklı ebatlarda atomlar girebilir. Elbette ki farklı ebatlarda atomlar girdiğinde yapı diğer atomların e, dizilişi de etkilenecektir. Onu şimdi şekil üzerinden daha iyi göreceğiz. İşte şu hatasız bir yapıydı. Şu ise boş kafes olan e, yani boşluk hatasının olduğu bir yapıydı. Şu bir ara yer atomu. Bakın atomların arasındaki boşluğa başka bir atom yerleşmiş. Şu ise yer alan atomu, herhangi bir atomun yerine başka bir atom girmiş dikkat ederseniz. Ee, bu hatalar e, e, bize ne gösteriyor veya nasıl oluşuyor? Diyor ki sıvı sıvı metal karışırken plastik şekil değiştirme ve yüksek sıcaklıkta ısıl titreşimlerinin etkisiyle bu hatalar meydana gelebilir. Bir veya birkaç atomun oluşturduğu bölgesel kafes e, düzensizlikleridir, yani lokaldir. Ama mesela burada bir atom var ama şurada da mesela bir atom olabilir. Öbür tarafta da bir atom olabilir. Bunlar birbiriyle çizgisel bir hizada değildir. Fakat lokaldir. Fakat bu hatanın bir tane olacağı anlamına gelmez. Hatanın çevresindeki atomların hatasız dizilimi engellenir. Bu şekilde bunu göstermemiş ama biraz sonraki şekilde göstereceğiz. Şimdi hayal etmeniz açısından da aslında bunun üzerinde konuşalım. Örneğin şu atomun büyük olduğunu düşünürsek yani şu ara yere giren atomun diğer atomlardan veya oradaki boşluğu esnetecek tarzda büyük olduğunu düşünürsek elbette ki diğer atomların dizilişi de bombelenecektir. Oraya büyük bir e, atom geldiği için. onlarda bir o oh, kusurun etrafında bombeli bir dizilme oluşturacaktır. Bunu hayal edebiliriz. Veya benzer şekilde yer alan atomu Orijinal atomlardan daha büyükse yine o kısımda bir şişlik olacak bombelik olacak e, diğer atomların dizilişinde e, bu ancak uzak bir yerde ancak belki düz seviyeye gelmeye başlayacak veya tam tersi olursa yer alan atomu orijinal atomdan daha küçükse bu seferde içe doğru bir bombelenme içe doğru bir çökme olacak diğer kafes yapılarında Bunları şimdi göreceğiz şekil Sadece canlandırmanızı istediğim için burada anlattım. Ee, bunun haricinde e, Frenkel hatası ve Sochotki hatası denilen hatalar da vardır. Frenkel hatasında iyonsal cisimlerde e, bunlar e, meydana gelir. Örneğin bir iyonun şurada olması gerekirken buraya kayması. E, bu e, nedir? Şu kısımda bir boşluk oluşturmuştur. Aynı zamanda bir boşluk hatası oluşturdu ve buraya Kayarak burada da fazla bir e, dizilme neden oldu. Fakat baktığımız zaman toplam iyon falan aynı yani dengede yine. Sosyoskopi hatasında ise e, iki iyon e, yani iki zıt e, iyonun yani bir iyon çiftinin e, ortadan kaybolması çıkması. Örneğin şurada eksi iyonun ve şuradaki artı iyonun gitmesi. Dolayısıyla sosyoskopi hatasında da ne kalıyor boşluk kalıyor. Frenkel hatasında da eski yerinde ne kalıyor? Bir boşluk kalıyor. Diyor ki iyonsal cisimlerde kararlı yapı için net elektriksel yükün sıfır olması zorunluluğu Dikkat ederseniz burada elektriksel yük değişmedi ikisinde de. Bunlarda zıt işaretli iyon çifti eksik olursa, şurada olduğu gibi bir artı bir eksi eksik olursa, buna Schottky e, hatası, yer değiştirmiş iyon varsa e, Frenkel hatası diyoruz. Bakın burada e, daha iyi gözüküyor. Mesela A'da bir boşluk kusuru var. Fakat bu boşluğun e, yapısı, genişlemesi sonucu şu kısımlarda bir bombelenme oluşuyor. Dikkat ederseniz atom dizilimlerinde şu kusursuz dizilim ancak daha uzak bir yerde tekrar kendini gösterebiliyor. Veya düşeyden baktığımızda şuralarda bombelenmeler var kusursuz dizilim ancak düşey uzakta bir yerde kendini ancak gösterebiliyor. Kusurun yakınlarındaki dizilimlerde de etkilenme oluşuyor. Veya buraya bir e, boşluğa başka bir atom girdi. Bu atomun etkisiyle tabii büyüklüğüne de bağlı olarak bu sefer şişme tarzında bombelenmeler gördüğünüz gibi oluyor. Daha uzak yerlerde stabil e, kafes yapısı Korunuyor. Ama kusurun yakın yerlerinde hem yatayda hem düşeyde e, dizilimler esnemiş oluyor. Veya ara yere giren küçük e, şey yer, alana, yer alan olarak giren küçük bir atom varsa orijinal atomdan daha küçük olduğu için bu sefer o küçük atomun e, oluşturduğu boşluğa doğru bir çekilme söz konusu. Dikkat ederseniz şuralarda yine bir bombelenmeler yatayda ve düşeydeki dizilimlerde meydana geliyor uzak noktalarda ancak düzgün hal ke tekrar kendini gösterebiliyor. Veya tersi bu yer alan atomunun büyük olması durumunda bu sefer orada bir şişkinlik oluşuyor. Az önce dediğimiz gibi şişkinlik bombesi oluşuyor bu atom dizilişlerinde gördüğümüz üzere hem yatayda hem düşeydeki dizilişlerde bir e, sanki e, buraya balık gözü kamerayla çekilmiş gibi yani bir e, bozulma, deformasyon meydana geliyor. Veya şu neydi? E, Frenkel e, hatasında buradaki iyon buraya kayıyor. Veya Stoçki hatasında neydi? Artı ve eksiler e, iyonlar ikisi birden gidip e, buralarda boşluk oluşturuyordu. Noktasal hatalar o zaman A, boşluk hatası. B, ara yer atomu. C, küçük yer alan. Değil mi? D. Büyük yer alan, E. e Frenkel hatası, F. Stoçki hatası. Tüm bu hatalar etrafındaki atomların mükemmel düzenini az önce de gördüğümüz ve anlattığımız üzere bozmuş e, oluyor arkadaşlar. E, diğer noktasal hatalar ne? E, İntel e, ara yerimsi e, normal atomun kristalde e, ara yer alanını işgal etmesiyle oluşuyor. Frenkel hatası az önce de gördüğümüz gibi iyon yer bölgesi oluşturmak için hareketliğinde, hareketlendiğinde şurada bir boşluk kalması. stoçki hatası, iyonik bağlı malzemede görülen noktasal hatalar nötr hali koruyabilmek için stokimetrik olarak yani kütlenin korunumu gereği e, gerekli anyon ve e, anyon boşluğunun oluşturulması yani buralarda da yine bir boşluk oluşması e, hataları oluyor. Şurada başka bir hata tarzı olarak eğer iki değerlikli bir katyon mesela normalde kafeste bulunan tek değerlikli katyonun yerine girerse dikkat edin e elektriksel denge gereği buradan başka bir katyon da gider. Dolayısıyla bir küre yerine bir küre geldi ama iki değerlikli. E dolayısıyla bir küre de gitti. Yani şurada bir boşluk oluşmuş oldu şurada olduğu gibi iki değerli katyon, tek değerli katyonla yer değiştirdiğinde bir değerli bir katyonun boşluk oluşturarak ayrılması da mesela farklı tarz bir hata örneği. Çizgisel hatalar az önceki dersin word'ünde gördüğümüz gibi dislokasyonlar olarak hatasız bir kafesteki çizgi hatalarıdır. Birden fazla atomun oluşturduğu hatalar. E, vida şeklindeki vida dislokasyonu veya kenar dislokasyonu olarak e, meydana gelir. Eee e, kristalin malzemedeki çizgisel hatalar. Vida dislokasyonları kristalin e, vurulması ile bir atom düzleminin spiral bir rampa rampa üretmesiyle oluşur. Birazdan göreceği zaman şurada da gördüğünüz gibi şöyle bir rampa e, oluşturuyor. Neyle? atomun kaymasıyla. Bu atomun kayması arkadaki atomları da etkiliyor. E, dolayısıyla bir atomluk iş değil, çizgisel bir kusur oluşturuyor. Veya kenar dislikasyonlarında şu hattın e, bu kafese girmesi, bu hattı oluşturan atomların bu kafese ekstradan girmesi kafesin bu taraflarını şişiriyor. Şu tarafları artık orijinal halde. Fakat burada bir bir e, e, Mesafe kalmış oluyor. Ee, kenar dislokasyonu da bu. Ee, Kristale ekstra yarım bir düzlemin girmesiyle oluşur. Şuna e, yarım bir düzlem e, diyebiliriz. Ekstradan bir düzlem giriyor ki o düzlemde tabii ki atomlardan oluşuyor. Kayma metalik malzemelerin deformasyonudur. Kristal boyunca oluşur. Burada işte şu mükemmel bir kristal yapı kesilip bir atom aralığı kadar kaydırılmış bir kenar dislokasyonu ve kırılma kesme boyunca oluşan çizgi vida dislokasyonu. şuradan şu şekilde bir kayma oluştuğu zaman atomik kafes yapılarda böyle bir vida dislokasyonu oluşuyor bu şöyle B mesafesi kadar B vektörü kadar bir geri kaymayla ancak düzelebilir. Dolayısıyla geri kayma yönünde gösteririz bunu. B vektörünü ve e, hatanın e, boyutunu bize e, gösteriyor. E, Buna ki Borger's e, vektörü diyoruz. Vida dislokasyonu etrafındaki eşit atom aralığını kapatmak için gereklidir. E, şu kadar bir kayma olduğunu bize gösteriyor. Veya A mükemmel kristal. işte kesilip ekstra yarı düzlemin eklendiği bir kenar dislokasyonu. Ee, Burgers vektörü B kenar distrikasyonu etrafındaki eşit atom aralığını kapatmak için yine gereklidir. Bakın burada da Burgers vektörü şöyle yatay e, seviyede çünkü burada bir yatay şişkinlik var. Şu şekilden daha iyi de görebiliriz değil mi? Yatay bir e, şişkinlik var. Bu şişkinliğin giderilmesi ancak bu yönde bir atomlar arası boşluk kadar iki atom arası mesafe kadar bu yönde geri gidilmesiyle yani e, bölger e, vektörünün şu yönde ve bir birim olmasıyla ancak e, sağlanacaktır. Şurada ise düşey bakın düşey. E, bölger vektörünün yine atomlar arası boşluk yani bir birim kadar e, deformasyonun tersi yönde gitmesiyle ancak kapanacaktır. Demek ki vida dislokasyonundaki bölger vektörü ile e, kenar dislokasyonundaki bölger vektörü birbirlerine dik konumda. Birisi yatay, tabii bakış açısına göre böyle bakıyorsak e, yatay düşey de göreli aslında. E, diğeri düşey diyebiliriz. E, kenar dislokasyonun ilerleyişi, e, işte şu kenar dislokasyonun ilerleme yönüne bölger vektörü e, şeydir, diktir. Kenar dislokasyonunu şurada, şu gördüğümüz kenar dislokasyonu şu yönde olduğuna göre bu yönde girdi değil mi? Bu e, şey diyelim, düzlem diyelim. Şu yönde girdi, bu yönde girdi. Fakat o yöne dik ne oluştu? Bir e, bölger e, vektörü oluştu. E, vida dislokasyonu aşağı yönde oldu değil mi aşağı yönde oldu burger e, şeyde e, vektörü de yukarı yönlü yani aynı doğrultuda değil mi Tersten oldu demek ki vida dislokasyonunda dislokasyon e, hattıyla burger vektörü paralel kenar dislokasyonunda dislokasyon hattıyla şu hat burger vektörü dik konumdadır onu da burada söylemiş oldum burada onu göstermeye çalışıyor. E, Börgers vektörü kenar dislokasyonuna diktir. E, şurada ise bu yüzeyde bir e, vida dislokasyonu oluştuğunu düşünelim. Bu hacimsel e, kristal yapıyı göstersin. E, bu vida dislokasyonu kapatacak olan B bölgeni e, çizdim vektörünü. Fakat bu yönde bir vida dislokasyonu oluştuğu için, bu yönde açılmalar olduğu için dikkat edin. Şu kısımlarda bu yüzeyde de bu yönde, Şuna doğru paralel olarak açılmalar meydana gelecektir. Dolayısıyla şu kısımda aslında bir kenar e, dislekasyonunu meydana getirmiş olur. Şu bölger dislekasyonu veya kenar dislekasyonu buraya sokacağım bir düzlem. Bu oh, kusurların iletilip iletilip diğer kenara gitmesi sonucu burada bir vida dislekasyonu oluşturur. Karışık dislokasyonlar denir buna. Her zaman böyle olması şart değildir. Bunun birlikte olduğunu gösteren bir çizim. Kristalin ön yüzündeki vida dislokasyonu... ...kristal kenarında, şurada görüldüğü gibi... ...kenar dislokasyonuna dönüşmektedir. Nerede? Karışık dislokasyon dediği bu. Vida dislokasyonunun ilerleyişine şu şekilde vida tarzında bir ilerleme, şuradan bir göçme oluyor. Bu göçmeler bu şekilde tölere edilerek şurada ancak normal yapıya dönüşebiliyor. Dolayısıyla e, dislokasyon doğrultusuyla burger e, vektörünün doğrusu aynıdır, paraleldir. Bölger vektörü vida dislokasyonuna paraleldir. E, az önce dediğimiz gibi. Diğerinde ise kenar dislokasyonunda ise tekrar ediyorum, kenar dislokasyonunda ise e, bölge kenar dislokasyonuna diktir. Şuradan daha iyi görebiliriz. Şu, tekrar ediyorum şu düzlem buraya girmiş olduğu için bizim dislokasyonumuz bu yönde ama vektörümüz bölge bölge vektörümüz Börger şu yönde birbirine dik. Burada atom böyle kaydığı için dislokasyonumuz bir de dislokasyonunda bu düşey yönde. Bölge vektörümüzde bu düşey e, doğrultuda olmuş oluyor birbirlerine paralel olmuş oluyor. Ee, kaydırma dislokasyonunun bir atom aralığı kenara hareket etmesiyle e, kaymalar meydana geliyor. Bu işlem devam ederse, örneğin şurada olduğu gibi devam ederse diğer dislokasyonlara da yol açabiliyor. Dislokasyonlar kristalin dışında bir basamak üretene kadar kristal boyunca hareket eder. Bakın burada tersinden düşünürsek yani burada yazdığını değil de tersinden bir örnek olarak düşünürsek şu e, kenar dislokasyonu buraya yerleşince kristallerin basamak şeklinde bu tarafa doğru gitmesi sonucu burada bir vida dislokasyonu basamak şeklinde oluşturur. Veya burada dediği gibi basamak şeklinde oluşan bir e, öteleme e, vida dislokasyonu şurada bir kenar dislokasyonu oluşturabilir. Her zaman için değil. Bunlara da ne diyorduk? karışık dislokasyon. Ee, Dislokasyon hareketiyle şekil değişimini sağlayan işleme, işte bu işleme e, zincirleme giden bu işleme kayma diyoruz. Dislokasyon çizgisinin hareket ettiği doğrultu kayma doğrultusu, değil mi? Mesela şu şekilde bir kayma doğrultusu var ve vida dislokasyonu var. Görüyorsunuz vida dislokasyonu bu doğrultuda, kayma doğrultusunda bu doğrultuda. Ee, şu şeylerin e, Kristal e, kafes e, bölümlerinin bu tarafa bu tarafa kaydığını, her gidenin yerine öbür geridekinin geldiğini, gidenin yerine geridekinin geldiğini düşünürsek kaymanın böyle ardışık olarak gittiğini dahi e, görebiliriz. E, Dissekasyon dislokasyon hareketiyle şekil değişimi sağlayan işlem kayma olarak adlandırılır. Dislokasyon çizgisinin hareket ettiği doğrultu kayma doğrultusu. Kenar dislokasyonları için bölge spektörlerinin doğrultusuydu. Kayma esnasında kenar dislokasyonu bölge spektörü tarafından oluşturulmuş düzlemi ve dislokasyonu dışarı götürür. Bu düzlem kayma düzlemi olarak adlandırılır. Şurada olduğu gibi dışarı buradan düşünsek bu sefer kenar dislokasyonunun şuraya giren düzlemin bu tarafı zincirleme kaydırdığını düşünsek burada bir vida dislokasyonu ve basamak oluşturacak. Bunlar kaymanın etkisiyle, zincirleme kaymanın etkisiyle oluşuyor. Kayma doğrultusu ve kayma düzleminin bütününe kayma sistemi denir. Örneğin ee, Kenar e, dislokasyonunda şu yönde bir e, kayma, e, vida dislokasyonunda bu yönde bir kayma vektörü var, slip vektör. Buradaki slip vektör e, diyelim sağdan sola doğru yataysa, diğeri ekran düzleminden içeriye doğru veya size doğru e, Z ekseni diyelim, orada olmakta bu eksen takımında. E, Şurada da bunu görebiliriz. Bakın şuraya bir kenar distakasyonu oluştu. Bir e, düzlem girdi. Şuradaki boşluk diğer atomlara, atomların arasına bir boşluğu diğeri kapatacak. Derken burası boş kalacak şurada olduğu gibi. Bunu diğeri kapatacak, burası boş kalacak. Derken basamak şeklinde burada bir çıkıntı yapacak. Şuradaki atomların altı. Bu tarafa doğru her biri tek tek gittiği için boş kalmış olacak. Bu tıpkı bir tırtılın hareketi gibi, sistematik olarak e, zincirleme domino taşlarının hareketi gibi ya da domino taşlarının hareketi gibi devam eder. Buna işte kayma e, doğrultusu diyoruz. Bakın kayma doğrultusu bu yönde oluyor. Dislokasyona kayma gerilmesi uygulandığında atomlar yer değiştirir bu dislokasyonun kayma yönünde bir bölge spektörü kadar hareket etmesi ile olur. Wörger spektörü de bu kayma yönünde olmuş oluyor. E, dislokasyonun devamlı hareketinin sonunda bir basamak oluşur. Şurada olduğu gibi. Ve kristal deforme olmuş olur. Tırtıl hareketi dislokasyon hareketine benzetilebilir. İşte bu dislokasyonlar sonucu e, dağlama noktaları yüzeyde görülür. Tabii atomik e, düzeyde e, elektron atom mikroskoplarıyla bunlar görülür. Dislokasyonların yüzeye ulaştığı alanlarda küçük boşluklar oluşur. Bu boşluklar dislokasyonların varlığı ve yoğunluğunun tespiti için kullanılır ve dağlama e, noktaları, pitsler e, denir. Şuradan gösterelim bakın şurada elektron mikroskopuyla bu e, pitchlerin görünümü bunları gördüğümüz zaman burada yoğun bir dislokasyon oluştuğunu e, anlıyoruz e, bunların da kayma çizgileri de meydana gelir bunların birleşmesiyle şu şekilde e, yine atomik e, yapıda kayma hatları meydana gelir veya şu şekilde e, kayma e, bölgeleri kristallerde meydana gelir şöyle e, zincirleme kaymalar sonucu şuradan normal kuvvet olmasına rağmen bir şekilde bu yönde kaymaların meydana geldiğini anlarız e, bu tespitlerle. İşte bunlar kayma çizgileri. Metalik malzeme yüzeyinde binlerce distakasyon tarafından üretilen gözle görülebilir çizgiler. Bu daha zoomlanmış bir e, çekim. Şu ise daha geriden bir çekim Dolayısıyla Bunlar çizgiler halinde belirir bunlara da biz kayma çizgileri diyoruz ee, ve bunların birleştiği e, derinlemesine bantlarda e, kayma çizgilerin toplamı oluyor ve gözle görülebilir şu şekilde de bunu anlatabiliriz Örneğin şu bizim e, kristal yapımızda a noktası şuraya kaydı B noktası buraya kaydı ne oldu bir kayma e, düzlemi meydana gelmiş oldu. Kayma çizgileri meydana gelmiş oldu. Bunun derinlemesine düşünürsek A noktası buraya kaydı. B noktası burada olsun. Alt tarafta olsun. B noktası buraya kaydı. O zaman burada bir kayma düzlemini görmüş oluruz. İşte bu kayma düzleminin yüzeyde oluşturduğu noktalar, pitsler e, bize e, Dislokasyon hatalarının yüzeyden görünmesinin dağılanma noktalarını gösterir. Dislokasyonlar kayma düzlemleri ve dağılma noktalarını bu şekilde e, gösterebiliriz. Bu da e, orijinal e, fotoğraflarla e, gösterebiliriz. Burada daha önce bildiğimiz e, plastik ve elastik deformasyonlara atomsal yapıdan da bir bakalım. Plastik deformasyon, dediğimiz gibi makro düzeydeki bozulmalar aslında mikro düzeylerin bir yansıması. Plastik deformasyon, güç veya gerilim uygulandığında malzemelerin şekillerinde oluşan geri dönülmez bir değişimdi. Elastik deformasyon ise gerilim ortadan kaldırıldığında neydi? Deformasyonun, şekil değiştirmenin de ortadan kalkması, malzemenin eski haline dönmesiydi. Dislokasyon yoğunluğu malzemenin bir santimetre kübündeki toplam distakasyonun uzunluğu, distakasyon yoğunluğunun artması bu malzemenin plastikliğe gittiğinin de bir göstergesidir. Kayma işlemi özellikle metallerin mekanik davranışının anlaşılmasına yardımcı olur ki çeliğin örneğin en düşük dayanımı kayma altındadır. Yani bir çelik çubuğu kırmak istersem ona kaydırma etkisini oluşturmamda e, fayda var. E, çekme ve basınç ve ezilmeye e, kaymaya göre daha iyi dayanır. Metallerin dayanımının metalik bağdan tahmin edilen değerden neden çok daha az olduğunu açıklar. Bu e, yine e, kırılma mekaniğinin, daha önceki derslerimizde de anlattığımız boyut etkisinin ve kırılma mekaniğinin bir e, tespitidir. E, normalde metalik e, bağlardan tahmin edilen gücün makro düzeyde olması halinde bu malzemenin çok daha mukametli olması gerekiyor. Ee, ama böyle olmuyor. Nedeni işte malzemenin büyümüş olması. Ne kadar küçülürse o kadar güçlüdür. Ne kadar büyürse o kadar zayıftır. Ee, sebebi bu. Metalde, bu da kırma mekaninin bir konusu. Metallerde süneklik sağlıyor dislokasyonlar. Tahmin edebileceğiniz gibi şu e, dislokasyon kusurlarının oluşması plastikleşmeyi bunların yoğunlaşması plastikleşmeyinin e, bir göstergesi ama aynı zamanda enerji e, yutulmasının yani bunların oluşması için sarf edilen bir enerji var enerji yutulmasının yani sünek davranışın da bir göstergesi zaten sünek davranış olması için plastikleşmiş olması gerekiyor biliyorsunuz daha önce Çelik e, diyagramlarında anlattığımız üzere Metal veya alaşımların mekanik özelliklerinin kontrol edilmesini de sağlar. Dislokasyonlar, dislokasyonsuz bir malzeme yüzey boyunca bağların tümünü koparmakla kopabilirdi. Yani dislokasyon yapmayıp 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 tam gevrek bir kırılmayla gidebilirdi. Dislokasyon kaydığında ise bağlar yalnızca dislokasyon çizgisi boyunca koparak Zincirleme olarak oradan oraya gidiyor. Fakat malzeme bir bütün olarak ani göçmeye uğramıyor. Yani gevrek davranmıyor. Burada Schmidt kanunundan biraz bahsedeceğiz detayına girmeden. Schmidt kanunu kayma gerilimi, uygulanan gerilim ve kayma sistemlerinin oryantasyonu arasında bir ilişkidir. Yani kayma... Ee, normal gerilmenin bir fonksiyonu olarak belirtilmiş. Normal gerilme sigma kayma to. Nasıl bir fonksiyon? Normal gerilimin kosünüs e, lambda ve kosinüs fi ile çarpımı. Nedir bu? Şu işte bizim e, kayma yönümüz olsun. E, fakat bu kayma yönümüz mutlaka bu yüzeyin e, aynı doğrultusunda olmayabilir. Şöyle düşünmek lazım şuradan gösterebiliriz. Şu kayma yönleri, şu yüzeyler farklı doğrultularda olabilir. Dolayısıyla e, toplam kayma yönüyle şu yüzeyin e, çizgisinin çakışması şart değildir. O yüzden de, o yüzden de şu normal e, düzlemimiz, bizim normal düzlemimiz şeyimize kendi yüzeyimize dik olur değil mi her zaman için kendi yüzeyimize diktir bu fakat kendi yüzeyimizle kayma yönü paralel olmayabileceği için ki genelde de olmaz şu normal düzlemiyle kayma düzleminin açısı mutlaka 90 derece değildir 90 derece olacak sanmayın Neyi 90 derecedir? Normal düzlemle yüzey düzlemi 90 derecedir. Tamam. Çünkü normal düzlem demek yüzey düzleminin ne çıkılan dik demek zaten. Fakat yüzey düzlemi kayma yönüyle paralel olmadığı için bunlar kayma yönüyle normal düzlemi birbirine dik olmayabilir. Yani şunu demek istiyoruz. fi ile e, lambda'nın toplamı 90 derece değildir genellikle. Bunu bilelim. E, fakat şurada bizim normal e, limizin bileşeni no, e, normal e, cismimizin yüzeyi bu olduğuna göre gerçek yüzeyi bu yüzeye dik olan e, gerilme normal gerilmesi ney? kuvvet bölü alan fakat iç yüzeydeki bir eğilme e, yani bu şekilde dönme ve onun oluşturduğu e, normal etkisine bunun tabii ki şu fi ile ilişkisiyle şu yüzeydeki bu sefer normal gerilme bulunur. Ve alfa ile ilişkisiyle de şu yüzeydeki şu doğrultudaki kayma gerilmesi bulunur. Fr yani kayma gerilmesi. F çarpı kosinüs e, lambda e, olmuş e, oluyor. Burada e, şu ilişkiyi de kurduğumuz zaman e, normal çarpı kosinüs alfa çarpı kosinüs e, fi olmuş oluyor. O yüzden çıkıyor bu formülasyon ama çok detayına girmeyelim. E, yani şu kayma e, düzlemi e, eski e, haline göre bu tarafa doğru kayınca bir distakasyon makro boyutta göreceğimiz bir distakasyon oluşmuş oluyor. Bunları vektör olarak gösterirsek FR vektörünün çizimi e, ve F vektörünün çizimi bunları birleştiren bir FN e, vektörünü e, gösterir. E, bu vektör takımını kapatan. Kayma gerilmesi TO kayma sisteminde oluşuyor ama Fi artı e, lambda toplamı 90 derece olmak zorunda değil. Kayma sistemlerinde distakasyonların hareketi Malzemeyi makro boyutta da deformasyona uğratmış oluyor. Ee, kristal yapının etkisi kritik kayma gerilmesi ne bağlı? Kritik kayma gerilmesi geçildiği zaman bozulmuş oluyor. Kayma sistemlerinin sayısı ve çapraz kayma dislokasyonun kayma sistemindeki değişimine bağlı. Ee, burada şunu hatırlayalım, az önceki dersin başında göstermiştim ama buraya hatırlatma notunda yine koyduk yapının adından da anlaşılacağı bile HSB yapısını hatırlayalım. Atomlar burada kübik bir dizilişte değil, altıgen prizma simetrisinde düzenleniyordu. Az önce şurada e, yukarıda onun için anlatmıştım. Tekrar onlara gelmeyeceğim. Şurayı işte doluluk oranlarını falan söylemiştim. HSP'yi söylemiştim. Burada işte onları tekrar ele alacağız. Bu yapıya sıkı paket denmesinin nedeni bu. YMK yani yüzey merkezli yapıda gibi paketleme faktörü 0.74'tü bunda da. Hacim merkezi de 0.68'de hatırlarsanız. Bu rakam eşit büyüklüğe sahip kürelerin 3 boyut düzende paketlenebilecekleri en yüksek yoğunluğu ifade ediyor. O yüzden sıkı paket formu deniyor. Kritik kaymak gerilmesi sigma büyükse... Metal yani normal gerilme büyükse metal yüksek dayanıma sahiptir yani o normal gerilmeyi e, taşıyabiliyor demektir. Ne kadar büyükse o kadar dayanımı yüksektir değil mi? Mesela çeliği çektin 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 ne kadar büyük bir e, çekişle e, bunun e, kopması söz konusuysa veya e, akmaya girmesi söz konusuysa veya elastik davranışı ne kadar büyük bir yükteki bunu diyagramlarda daha önce anlatmıştık e, çok detaylandırmayalım o zaman daha yüksek bir dayanıma sahip demektir e, sert çelik biliyorsunuz e, neydi daha e, elastik pik noktası daha yukarıdaydı gibi e, çünkü dayanımı yüksekti sıkı paket düzlemlere sahip olan e, YMK yüzey merkezi neydi 0.74 ve TSP o da e, Hexagonal sıkı paket, bu da 0.74'tü. Bu metallerde kritik kaydırma gerilmesi düşüktür. HMK hacim merkezli metallerde yüksek dayanım eğilimindedir. Kaymaya bunlar daha dayanıksız, hacim merkezler daha yüksek dayanımda. Neyde? Kaymada. Kayma sistemleri sayısı... KSEB e, sıkı paket metaller önemli ölçüde kayma olmaksızın kırılgan bir şekilde kopabilirler. Daha gevrek bir şekilde kaymaya karşı koyaması daha zayıf. YMK metaller düşük dayanım ve yüksek sünekliliğe sahiptir. Sünekliliği yüksek fakat yine kayma e, kapasitesi zayıf. Çekmeye karşı sünekliliği yüksek. Eee CP metal tek kristallerin ve polikristal malzemenin sünekliği magnezyum tek kristali sıkı paket hegzagonal kristal yapısına sahip. Ee, yani şey HSP. Ee, farklı kaynaklarda farklı geçebiliyor HSP yani. Ee, burada CP demiş. Ee, kendi orijinal boyutundan 4-6 kez daha fazla uzayabilir. Ee, yüksek süreklikte ancak sıkı paket aerozanal yapıdaki polikristal e, mg ve diğer malzemeler çok kısıtlı sinerlik gösterirler. Kayma işleminin kontrolü kafesteki herhangi bir hata hata bölgesindeki iç enerjiyi yükseltir. Kayma gerilmesi kritik kaydırıcı gerilmesine eşit ise hatalı bir kristalde dislokasyon hareket eder. Malzemeleri bölgelere ayıran yüzey hatları sınırlardır. Yüzey hatları her bölgeye aynı kristal yapıya fakat farklı yönlenmeye sahiptir. Tane sınırları. Örneğin şu bir tane, bu bir tane e, kristallerin oluşturduğu taneler. Bu da diğer tane. Bu tane sınırlarında bir süreksizlik var. Dikkat ederseniz şu düzen, tanelerin içindeki şu düzen veya bu tanenin içindeki bu düzen elbette ki tane sınırında bozuluyor ve mevcut olmuyor. Mesela... Düzen şu şekilde giderken böyle verevleniyor e, gibi veya böyle giderken böyle verevleniyor. Ee, sadece tane sınırlarını ortadan kaldırsak şu e, atomların dizilişinde şöyle bir bozulmanın olduğunu görebiliriz. Ama bunlar ayrı ayrı taneler olduğu için tane sınırlarında böyle bir süreksizlik var. Bireysel taneleri birbirinden ayıran yüzeydir. Tane sınırları atomların düzgün yerleşmediği dar bir alandır. Süreksizlik olduğu bir alandır. Üç tane sınırına yakın atomlar dengeli ve aralık e, dengeli bir aralık ve dizilme oluşturamazlar. Şu üç tane tanenin sınırındaki şu atomlar e, birbirleriyle ilişkili olamıyor, düzenli bir e, yapı gösteremiyor. Çünkü her, her birisi kendi tanesinin yapısına göre dizilmiş oluyor. Üç tanenin sınırına yakın eşit aralıklı veya düzende değil e, Paslanmaz çelik taneleri ve tane sınırları yine elektron mikroskobuyla e, göstermiş. Bunların her biri ayrı dizilimlerde doğrultuda e, dizilmiş atomlarla e, oluşuyor ve dolayısıyla burada bir tane sınırları e, gözüküyor. Metallerin özellikleri tane boyutu mukametlenmesiyle kontrol edilebilir. Tane boyutu Azaldıkça tane sınırı miktarı artar. Tane boyutu ne kadar azsa tane sınırı e, sayısı miktarı o kadar fazla olur tahmin edebileceğiniz üzere. Halpek bağıntısı tane boyutu ile metalin akma dayanımı arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir ki burada da az önce bahsettiğimiz ve daha önceki derste de bahsettiğimiz kırılma mekaniği işini daha iyi kafanızda oturtabilirsiniz. Formülasyonu böyle. Burada malzemenin kalıcı şekil değiştirdiği Akma dayanımı Çelik diyagramından da çok bahsetmiştik. Ee, T0 e, dayanımı e, artı K çarpı d üzeri eksi 1 bölü 2 tanelerin ortalama çapı bu d. Burada demek ki tane çapının e, karekökü 1 bölü karekökü diyelim. Dolayısıyla bu e, tane e, büyüdükçe ve e, 1 bölü kare kökünü aldıkça, o rakam küçülecektir. Tane küçüldükçe bir bölü karekök olduğu için rakam büyüyecektir. Dolayısıyla şu akma dayanımı ne zaman artar? Şu D üzeri eksi 1 bölü 2'nin artmasıyla artar. D üzeri eksi 1 bölü 2 ne zaman artar? D'nin küçülmesiyle artar. Yani tanelerin daha ince olmasıyla artar. Demek ki ince tanelerden meydana gelen metal daha yüksek akma dayanımına sahiptir. Bu da aslında bize neyi gösteriyor? Tanelerin veya malzemenin veya genel anlamda yapının veya elemanın küçüldükçe hepsi aynı mantık aslında dayanımının arttığını gösteriyor ki buna kırılma mekaniğinde boyut etkisi diyoruz. İşte D'nin küçülmesi D üzeri eksi 1 bölü 2 formülasyonda büyütüyor. Bu durumda eşitliğe göre akma dayanımı da büyüyor. Demek ki malzeme taneleri inceldikçe malzeme dayanımı artar. E, bu aslında betonda da şu şekilde geçerli. İnce öğütülmüş çimentonun kullanılması hidratasyonu daha çok sağlayacağından suyla reaksiyonu çünkü daha kalın bir topu düşünün sadece yüzeyiyle suyla ilişkiye girip hidratasyon olacak ama küçük küçük topları düşünün her birinin yüzeylerini topladığınız zaman az önceki kalın topun yüzeyinden daha büyük eder. Onlar da kendi yüzeyleriyle suyla reaksiyona girecek ama küçük küçük topların girdiği reaksiyon çok daha büyük olacak. Değil mi? Çünkü yüzeyleri daha fazla. Suyla teması daha fazla. Büyük topun ise daha az olacak. Demek ki ince öğütülmüş çimentoyla yapılan betonun da e, dayanımı elbette daha yüksek olacak. Fakat ona oranla bakımının, kürünün çünkü hidratasyon çok fazla çıkar iyi kürlenmesi lazım. Niye? Hidratasyon çok olacağı için ısı da fazla çıkar. Ee, i̇yi yapılması şartıyla ve betonun diğer gereklerinin yerine getirilmesi şartıyla e, ince öğütülmüşse daha yüksek dayanıma e, erişir. E, dolayısıyla her şey küçüldükçe dayanımı artar. Burada da taneler küçüldükçe dayanımının arttığını görüyoruz bu eşitlikte. Bu durum boyut küçüldükçe dayanım artacağını söyleyen kırma ile uyumludur. Ee, bu da işte bir diyagram olarak gösteriliyor. Oda sıcaklığında çeliğin akma dayanımına tane boyutunun etkisi. Bakın D üzeri eksi 1 bölü 2 formül gereği değil mi şurada? Büyüdükçe bu büyüdükçe sigma da büyüyecek. Sigma y büyüyecek. Ee, göçme dayanımı da e, büyüyecek gördüğünüz üzere. Bununla doğru orantılı. Bu ne zaman büyür? D'nin küçülmesiyle büyür küçük açılı tane sınırları da olabilir. Dislokasyonların bitişik kafesler arasında küçük bir yönlenme bozukluğunun oluşturduğu bir dislokasyon sırasıdır. Kenar dislokasyonları tarafından oluşturulan küçük açılı tane sınırları eğik sınırlar, vida dislokasyonunun neden olduğu sınırlar ise basamak şeklinde burkulma sınırları olarak adlandırılır. Şurada daha büyük şeklini görüyoruz. Tane sınırlarının ...birbirleriyle açılı olarak dizilmesi. Küçük açılı tane sınırı bir grup dislokasyon tarafından oluşturuluyor. Diğer taraftaki latisten fi kadar açı oluşturarak... ...şurası fi ayrılmış oluyor. Şu latis yapısı bu latis yapısıyla arasında fi açısını oluşturmuş oluyor. Şu D boyuncaki sapmaların etkisiyle. Bir de istif hataları vardı... E, yüzey merkezli metallerde oluyor YMK'da. Sıkı paket düzenlerinin istifleme sırasındaki bir hatayı da gösteriyor. Dizilişi mesela yüzey merkezi metallerde hatasız istifleme ABC ABC şeklinde ise ABC AB AB falan veya CABC diye e, üst üste gelmesi yani bu e, atom e, öbeklerinin üst üste dizilirken böyle sapması söz konusuysa e, meydana geliyor. E, Düzlem boyunca kafes yapısındaki oryantasyon bozukluğunun özel e, bir ayna görüntüsü olan iki sınırları e, düzlemi denir buna da. Şuradaki sınırlarda e, tane sınırlarında, şuradaki atomların dizilişi, diğer taraftaki atomların dizilişi ve iki sınırına göre bunların aynayla yansıması gibi. ...birbirinin eşleniği olması durumu söz konusudur. İkizleme. Belirli metallerin şekil değiştirmesi veya ısır işlemi sırasında oluşuyor. İki sınırları kayma işlemiyle kesişir ve metallerin dayanımını artırır. Şu noktada, şu sınırda, şu geometriden de anlayabileceğiniz üzere şunu kaydırmanız daha güçtür. Bu sınırda daha güçlü bir kayma mukametine sahiptir. Mükemmel kristalde gerilim uygulandığında atomların yer değiştirmesine bu sebep oluyor. Şurada e, olduğu gibi ikizleme oluşuyor ve kristal yani eski hali şöyleyken şuradan mesela gerilmeler uyguladım, kaydırmalar uyguladım. Şöyle bir ikizleme oluşup e, diğer eski haline devam ediyor. Kristal ikizleme mekanizması ile deforme olmuş demektir. Burada da e, elektron mikroskobuyla bazı örnek pirinç tanelerinin pirinç tanelerinin ikizlemesinin mikro yapısını göstermiş hataların önemine kayma prosesinin kontrolü ile mekanik özellikler değişebilir deformasyon sertleşmesi katı çözelti sertleşmesi tane boyutu sertleşmesi manyetik elektrik ve Optik özellikler üzerinde etkileri vardır şu tane sınırları burada yine şurada deformasyon noktasal deformasyon eee dislokasyon A noktasından sola doğru yöneldiğinde şurada bir dislokasyon oluşup da zincirleme bu tarafa doğru gittiğinde noktasal hatanın oluşturduğu e, bombelenmeler diyelim bunun ilerlemesini engelleyecek. Eee sağa doğru yöneldiğinde de ikinci dislokasyon olan şu B dislokasyonu bir boşluk dislokasyonu varsa buradan oluşturacağı bombelenmeler yine bunun zincirleme bu tarafa gitmesini engelleyecek veya en azından azaltacak. Sağa doğru daha fazla ilerlese de yani azaltmasına rağmen yine ilerlerse tane sınırında bitecek zaten. Onunla karşılaşacak ve bir basamak yapısı oluşturacak. Isır ee, işlem fırınlarında bir örneğimiz var. Seramik tuğlaları tutmak için ankraj üretmek istiyoruz. Bu ankraj çok yüklenildiğinde kırılmak yerine sünmeli. E, sünek bir ankraj olmalı. Gevrek olarak kırılmasını istemeyiz elbette. 600 derece üstündeki sıcaklıklarda mukavemetini koruyabilmeli. Böyle bir metal alıyoruz. De bu malzeme mühendisliğinin bir çalışma alanı ama örnek olarak biz de bakalım. Değişik kristal hatalarının mukavemetlendirici mekanizma olarak kullanılarak bu ankrajını tasarlayınız. Yani şu dediğimiz hataların dislokasyonu e, gücünü bu noktalarda en azından bu hatlarda azaltması veya ikizleme hatasının kaymayı artırması gibi bunlardan yararlanarak diyor şeyi metali güçlendirin diyor bunu şu söyleyelim bir önceki dersimizde alaşımlarda da bahsettiğimiz gibi hatalar her zaman için kötü anlamda değildir alaşımların mesela birleşenlerden daha güçlü bir dayanıma sahip olması daha önceki dersimizi hatırlayın e, bu hatalar sayesindedir. Çünkü diğer e, malzemenin atomu oraya giriyor. E, bunu daha güçlü yapıyor. Ama her alaşımında her zaman iyi olmama sebebi de budur. Örneğin e, demirle bakırı karıştırdığımızda bakır atomu diyelim o kristal yapısının arasına giriyor fakat ne oluyor? Dayanım düşmüş oluyor e, gibi. E, o yüzden alaşımların her metalin birbiriyle karışımı ki alaşımlarda en az bir metal olacak e, mutlaka iyi sonuç verecek anlamına da gelmiyor. Ama iyi sonuç verenlerin iyi sonuç verme sebebi aslında bu hatalardır. Yani aradaki atom değişimleridir. Veya e, yaralan değişimi e, veya e, ara yer değişimi, ara yere yerleşmesi oradaki boşluğu çünkü doldurmuş oluyor. Diyelim normal atom dizilişlerindeki boşluğa bir ara yer atomu geldiği zaman boşluk yerine orada bir atom olmuş olduğu için daha güçlü olmuş oluyor. Çünkü yine kırılma mekaniğinin Konusu olarak malzemelerdeki küçük kusurlar çok büyük gerilmelerin orada yığılmasına ve gerilmenin artmasına neden olur. Bunu her zaman dediğimiz gibi çok basit bir şekilde test edebiliriz. Bir e, tahta çıtayı kıramıyorsak iki kenarından küçük çentik açıp da kırmaya çalıştığımızda daha kolay kırarız. Niye? Boşlukların etrafında daha rahat kırılmayı sağlayacak. Benim uyguladığım gerilme aynı ama o gerilme benim uyguladığım kuvvet aynı. Boşluklar etrafında 3 katına kadar çıkıyor kırılma mekaniğine göre ve e, normalde kıramayacağım kuvvetin bu sefer o elemanı kırmasını sağlıyor. E, 600 derecenin üstünde diyor kullanılabilmesi için malzemenin polimer olmaması gerekiyor. Çünkü eriyecek değil mi? Metal veya seramik olmalı bu dereceye dayanabilmesi için. Sünek olması için distokasyonların hareket etmesi, hatta çoğu metal de dayanamaz zaten bu dereceye, e, seramik daha çok dayanır. E, distokasyonların hareket etmesi ve kaymayı sağlaması gerekmektedir. Hatta demiştik çeliğin dayanımı değil mi? 500-600 derecede e, hemen ergime yoluna e, girer ama beton e, girmez değil mi? Yangına karşı daha büyük dayanım var ki betona da malzemeciler seramik gözüyle bakar, bir seramik türü olarak bakar. Ee, yani metaller e, yangına karşı seramiklerden daha dayanır ama özel oluşturulmuş metallerle de bu handikap aşılabiliyor ee, malzemecilerin çalışmalarıyla bunlar yapılıyor. Bu yüzden seramik de olmaz diyor sünek olmasını istiyoruz çünkü diyor o zaman elimizde tek metal kaldı e, metal de ısıya dayanıklı değil o zaman o metali ısıya dayanıklı hale nasıl getirebiliriz oluyor problemin sorusu. Demir içine karbon veya vanadyum atomları yerleştirilerek, yani yer alan atomları yerleştirilerek. Bakın bir kusur. Bu kusur ama malzemede istediğimiz özelliğin oluşmasını sağlıyor. Yani bizim için iyi bir şey. Noktasal hatalar oluşturabiliriz. Bu hatalar dislokasyon hareketlerini engelleyerek, yani şurada gördüğümüz gibi şu dislokasyon hareketlerini engelleyerek. E, mukametin artmasını sağlar. Aynı zamanda disakasyonların sınırlı da olsa e, olması sayesinde sünekliliğin de bozulmamasını sağlar. E, elbette başka tasarım gerekleri de vardır. Örneğin çelik antrajitlerin oksitlenmemesi ve seramik tuğlalarla reaksiyona girmemesi de gerekir. Bunun için de ekstra çalışmalar yapmak gerekir e, diyor. Bunlar malzemecilerin. E, bu da demirin mikro yapısıymış. E, ilgilendiği konular. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu şekilde. Hepinize başarılar diliyoruz.